Hoş geldiniz arkadaşlar. Yine doğal olarak bir SYM 2023, SYM 2018 ve SYM 2020 Joymax Z'nin size aradaki farklarının detaylarını anlatacağım. 2023 model SYM Joymax 250 Plus şu an 150 kilometrede yeni aldım biliyorsunuz. Aradaki o 100 kilometrede aradaki kullanıcı deneyimini sizinle paylaşmak istiyorum. 2020 ile 23 arasında ne fark var? 2018 ile 2020, 2023 arasında ne fark var? Aradaki fiyat farkına değer mi, değmez mi? Bunlara siz karar verin. Yine videomuz olduğu gibi doğal, olduğu gibi açık, net. Hiçbir şeyi kesmeden, hiçbir şeyi fullulamadan olduğu gibi anlatacağım. Umarım beğenirsiniz. Hoşunuza gelen yerleri izleyin, gelmeyenleri kaydırın. Yorum yapın, abone olursanız daha çok mutlu olurum. Abone oldukça diğer motorların da karşılaştırmasını anlatırım. Çünkü elimizde bir sürü motor materyalleri var. Onları talep olursa tabii ki yazacağız. Ben diğer insanlar gibi binmediğim, görmediğim ya da sürmediğim ya da kullanmadığım motorlar değil. Daha çok deneyimlediğim motorları anlatıyorum. SYM Joymax'ı da totalde 15.000 kilometre kullandım arkadaşlar. O yüzden aradaki farkı sizlere anlatmak istiyorum. Tasarım olarak çok yakışıklı. 2018'e eşdeğer ama Cruzium'a eşdeğer ama bunun tasarımı çok daha yakışıklı. Gelin hep beraber anlatmaya başlayalım. Evet arkadaşlar, bu SYM Joymax Z Plus'ta öncelikle dikkatimizi çeken en önemli husus LED far kullanmaları. Diğer Cruzium ve 2020-21 modellerinde bu yoktur. Onlarda LED kullanılmamış. Gündüz farlarda gördüğünüz gibi LED ve çok yakışıklı. Şimdi böyle öncelikle bir dolaşıyorum etrafında. Kısa bir anlatım yapacağım. Gördüğünüz gibi TCS modu var bu. Traction Control sistemi var. Diğer 2020'de 21-22 diğer o modlarda yoktur. Ekran gördüğünüz gibi yine aynı. Şöyle gösteriyorum. Hemen kısaca dolaşıyorum. Diğer yerlerden. Şöyle bir etrafına bakın. Evet. Yurt Bisiklet sponsorluğunda kaskımız. Dolaşıyoruz. Motorumuzu şöyle ufaktan bir size gösterdim. Şimdi gündüz ledlerini yaktım arkadaşlar. Gündüz yandığı zaman görselimiz bu şekilde. Gece inanılmaz derecede güzel bir yol aydınlatması var. Sanki arabayla gidiyormuşsunuz hissi veriyor. Hatta şimdi onları da yakalım. Çalışmadığı için. Evet, yanmadı. Çalıştıralım motorumuzu. Evet. Şöyle. Uzunlar. Şunlar da çakarlar. Evet, şöyle gösteriyoruz. Şimdi şöyle anlatayım arkadaşlar. Bu farları gördünüz. Gece yolu komple kapatıyor. Yani araba kullanıyormuşsunuz havasında, araba kullanıyormuşsunuz gibi edasında içiniz rahat gece yolculuğu yapabilirsiniz. Ben günlük 55 kilometre, 60 kilometre bandında kullanıyorum. Bunun yarısı gece, yarısı gündüz olmak üzere. Gece inanılmaz güzel. 2020 model SYM Joymax'ın mesela gece farları inanılmaz kötüydü. Gece gitmekte zorlanıyordum. 1 derece astigmat olduğu için gözlüksüz gitme şansınız yoktu. Ama bu acayip güzel. Çakarlarına bayıldım. Selektörleri acayip güzel. Çünkü niye? Karşıdan gelen adamın gözüne bildiğiniz şimşek gibi çakıyor arkadaşlar. Sonra şöyle ana ekrana gelelim. Ana ekran göğüs kısmı şöyle gösteriyorum. 2020 modelden hiçbir farkı yok arkadaşlar. Hatta hemen şöyle geçiyorum. 2018 modelinde ekranına baktığınız zaman neredeyse hemen hemen aynı. Hiçbir fark yok. 2018-2023. Aradaki fark bu arkadaşlar. Burada alternatör dediğimiz olay 2020'de de vardı. Bu zaten standart motorlarda var. Elektrik kesiyor. Buraya bir tane yedek düğme koymuşlar. Ne için koydular bunu bilmiyorum ama buraya yerini ayarlamışlar. Burada eskiden dörtlü vardı. Dörtlüyü buradan kaldırmışlar. 2020 modelde dörtlü sinyaller buradaydı.
marşımızı zaten buradan yapıyoruz. Aynalar 2020'nin aynalarından değil arkadaşlar. Onların aynaları biraz daha genişti. Bunların aynası biraz daha dar, daha şey olmuş, ne deniyor ona, ince olmuş. Ama sevdim. 2020'nin aynalarından daha güzel duruyor. Yol bilgisayarına geliyorum arkadaşlar. Yol bilgisayar selamlamayı verdikten sonra görüyorsunuz. Voltajını gösteriyor. Akünün voltajı ve yaptığımız kilometre burada görünüyor. Şu yan tuşlarına bastığınız zaman toplam kaç kilometre yapmışım, saat kaç, onları görüyorsunuz. Ya da kaç kilometrede bir yağ değişimi oluyor. Yağ değişimini de değiştirdikten sonra burada M moduna basarsınız. Basıp M moduna basıp oil yazan kısma geliyorsunuz. S'ye 2 saniye uzun bastığınız zaman burayı sıfırlamış oluyor ve yağ bakım lambasını söndürmüş oluyorsunuz. Burada ABS lambası yanıyor ve TCS lambası var. Bunlar şöyle bir özelliği var. ABS 5 km hıza çıktıktan sonra otomatikmen sönüyor. Devrede olduğunu gösteriyor. Eğer ABS yanıyorsa sorun var demektir. Göstermeniz gerekiyor. Ya da TCS lambası yanıyorsa TCS iptal demektir. Buraya gelelim arkadaşlar. Dörtlüyü oradan almışlar. Buraya koymuşlar arkadaşlar. Şurada dörtlümüz burada. Görüyorsunuz. Hemen devreye girdi. Benim bu motorda en çok hoşuma giden şeylerden biri, araba gibi dörtlü sinyal, sağ sol sinyalin sesini çok rahat kaskta bile duyabiliyorsunuz. Yani inanılmaz hoşuma gidiyor. Niye? Çünkü sonradan unutmuyorsunuz, açık bırakmıyorsunuz. Araba hissi veriyor bana. O çok hoşuma gidiyor. Şurada selektörümüzü buraya almışlar. Sarı düğmeyle de bunu desteklemişler. Uzun kısa farlarımız burada. Ben buraya bir telefonluk taktım. BİM'den almıştım. İşimi görüyor mu? Görüyor. Ama engelliyor mu? Buradan engellemiyor. Elimi kontrol edebiliyorum. Buradan selektördür. Korna. Evet, kornayı duyuyorsunuz. Kornası gayet başarılı. Yani hoş mu? Hoş. Şurada TCS modu var. Bu mod şöyle bir özelliği var. Örnek veriyorum. Motoru çalıştıracağım. Bakın şimdi. TCS modu açıkken arkadaşlar gaz verdiğinizde gelen ses bu. Yani gördüğünüz gibi TCS modu açıkken motor gaz yemiyor arkadaşlar. Boştayken motora gaz veremiyorsunuz. Ancak TCS modunu şöyle uzun 3 saniye basıyoruz. Bastıktan sonra şurada lambası yandı. Bakın. Bu TCS modu devreden çıkıyor demektir. Gaz veriyorum. Ve gaz aldı. Yani şunu demek istiyoruz. TCS modu açıkken, boş haldeyken motor gaz yemiyor. Virajlarda belli bir eğime geldiği zaman, belli bir eğimden sonra virajlarda motor gaz yemiyor. Bunu da şöyle açıklıyorlar. Motor bilgisi olmayanlar için, yani bir sıradan vatandaş olarak anlatayım. Kaymaya bağlı olarak düşme, ne bileyim, aşırı panikle eliniz gazda olur, gazı köklersiniz ama bir anda da frene basarsınız, o ara bir paniklersiniz. Onu engelleme. Yani bir nevi de sizin güvenliğiniz için, bizim güvenliğimiz için yapılmış bir mod. Arabalarda patinaj rölesi var. Aynı ESP, onun mantığında. Çamurlu bir yola girdiğiniz zaman da, patinaja girdiği zaman motosiklet TCS hemen devreye giriyor. Gaz vermenizi engelliyor. Bu da sizin o an düşmenize ya da ne bileyim tekerin daha çok patinaja girip yırtılmasına sebep oluyorsa bunu engelliyor. Bir güvenlik modu. Bunu kapatmanızı tavsiye eder miyim? Bence etmiyorum. Zaten güvenlik sizin, bizim güvenliğimiz için. Bunu kapatmayın. Yalnız şöyle bir özellik var. TCS modunda bu motor 122 kilometreyi geçmiyor arkadaşlar. 2020 model Joymax Z'de ise bu hız 145 kilometredeydi. Yani TCS modu kapalıyken 145 kilometre hızla gidiyordu. Joymax Z'de TCS modu açıkken de 122 ile gidiyor. Kapalıyken de 122 ile gidiyor. Yani arada hemen hemen hiçbir fark yok. Yani bunun sadece açık olmasının size tek faydası, virajlarda belli bir eğime geldiği zaman motor gaz yemiyor. Boştayken motor gaz yemiyor. Böyle bir güvenlik sistemi yapmışlar. Onun dışında tekrar dolaşıyoruz arkadaşlar. Evet, anahtar yine aynı. Anahtar yine aynı. Buna ben 2023 yılında anahtarsız çalışma bekliyordum. Gelmedi.
Bütün hevesimiz o konuda kırılmış oldu. Dijital ekran bekliyorduk, gelmedi. Çünkü sadece 300'lük motorlarda varmış SYM'de. Onlar da Türkiye ve İsrail'in dışındaki diğer ülkelere satılıyormuş. Türkiye ve İsrail nedense Joymax Z'nin ara modeli 250'yi alıyorlarmış. Öyle bir talep varmış. Şurada yine aynı herkesin anlattığı gibi bir tane gözümüz var. Burası çok güzel. Burada gördüğünüz gibi kablo. Bir tane hızlı şarj değil ama Bluetooth 3 var. Normal bir şey var. Cep telefonu şarj kablosu var. Bunu taktığınız zaman da telefonunuzu, kameranızı her türlü buradan şarj edebiliyorsunuz. Bu basit bir olay. Diyeceksiniz ki çok mu sağlam? Çok sağlam değil. 2020'de de aynısı vardı. Şurası her halükarda kırılıyor. Geçenkinde 2020 modelde ben ayağımla vurdum, kırdım burayı mesela. Çok basit bir şey. Yaptığınız zaman kapanmıyor gördüğünüz gibi. 2020'de de kapanmıyordu. 2023'te de kapanmıyor. Ama bunun şöyle yaptığınız zaman o zaman kapanıyor. Anahtar sistemi yine aynı. Dediğim gibi aynı anahtar. Bastığınız zaman güvenlik kodu var. Kapağı kapatıyor. Şuraya geldiğiniz zaman şu sistem içine soktuğunuz andan itibaren açabiliyorsunuz. Bu 2018'de de aynısıydı. 2020, 21, 22, 23'te de aynısı. Yine ekstra bir farkımız yok. Bariz farklar nerede vardı bunun? Farlarında var ve koltukta var. Arkadaşlar 2020 modelde burasında böyle bir sırt dayaması yoktu. Bu var. Alışana kadar rahatsız ediyor. Neden? Sizi ön tarafa itiyor. Arkaya bir hayvan olarak yatamıyorsunuz. Uzanamıyorsunuz. Şöyle bir avantajı da var. Arkada oturan kişi de size gelmiyor. Yani aranıza bir set çekilmiş gibi. Şurada hafif bir tümsek var. Set çekilmiş gibi. Sen de o da çok rahat bir şekilde burada oturup yolunuzu alabiliyorsunuz. Artçılarda arkadaki oturan arkadaşlar da öyle bir karı oldu. Bir tane şuraya sırt dayaması almanız gerekiyor. Ben mecbur almak zorundayım. Çocuklarım için o çok önemli oluyor. Onu da aldığınız zaman bir araba konforunda ilerler gibi ilerliyoruz. Onun dışında yine aynı. Arka tarafa oturan arkadaşın çıkıp oturabilmesi için 2023 de aynı. Görüyorsunuz. Şöyle dönüyorum. 2020, 2018 de aynı. Hiçbir farkı yok. 2018'de 2023 arasındaki bariz farklardan birini işte koltuk demiştim. Mesela 2018'in koltuğu böyle. Görüyorsunuz. 2023'ün koltuğu da bu şekilde. Bu biraz farklı. Ama hangisi konforlu derseniz tabii ki 2023 çünkü daha konforlu. Renk anlamında bu renge bayıldık. Hoşumuza gitti. Evet şöyle geziyoruz. Bakıyoruz. İçinde ekstra 2020 ile 21 ile arasında burada çok farklı bir şey yok. ABS zaten disk fren. Kombine fren sistem var arkadaşlar. %75 arka fren, %25 ön fren tutuyor. Kaydırma düşme olmaması için. 2023 yıllarında gördüğünüz gibi fren hortumunu çelik halatla yapmışlar. Bunu daha güvenilir, daha nasıl diyeyim, emniyetli hale getirmişler. 2018 yılındakine bakıyoruz. Gördüğünüz gibi onun da bir koruması var ama tek koruma yapılmış. Seramik piston, seramik motor avantajlarından koruması var. Ekstra yine bir şey yok. Egzoz korumalar yine aynı arkadaşlar. 2018'de 23'e kadarki hepsi aynı. Buradaki plastik aksam yine aynı. Çok kötü. En ufak darbeye çizilmeye maruz kalıyor. Zaten şurada ayağınızı sürttüğünüz yerler belli bir süre sonra çizilmeye başlıyor. Bu o zaman da vardı, şimdi de vardı. Yakıt sistemini açmak için üstüne bastırıyoruz anahtarla. Sağ tarafa çeviriyoruz arkadaşlar. Ve yakıt açılıyor. Şöyle bir daha gösteriyorum. Geri plandan. Üstüne basıyoruz. Bakın şöyle. Üstüne basıyoruz. Sağ tarafa çeviriyoruz. Yakıt açılıyor. Bunun diğer handikapı da motor çalışırken asla yakıt kapağını açamazsınız. Ve şimdi bu motorun en güzel özelliklerinden birine daha geliyorum. Sevdiğim özelliklerinden bagaj. Bagajını açmak için üstüne basıyoruz. Anahtarın üstüne basıp sola bastığım zaman bakın şöyle. Şöyle yaptığımız zaman hemen arka bagaj açılıyor. Üstüne basarsanız şöyle göstereyim. Direksiyonu sol tarafa tam kırıp üstüne de bastığınız zaman direksiyonu kilitlemiş oluyorsunuz. Standart bu. Hepsinde var. Ve şuradan çevirdiğim zaman da bagajı açıyoruz arkadaşlar.
Evet, bagajımız böyle güzel. Bakın içinde bir tane montum var. Bir tane eldivenim var. Ve bir tane de kask. Çok rahat kask alabilecek özellikle. 2018 ile 2023 arasındaki bir fark da burada var arkadaşlar. Aradaki mesafeyi biraz daha aşmışlar. Yani burası biraz daha yüksekte. Biraz daha geniş. Rahat alım yapabiliyorsunuz. Şimdi bir güzel özelliği daha var tabii. Bunu diğer motorlarda da var. Aslında çok bir özellik de sayılmaz ama motoru çalıştırdığınız zaman şurada lambası var. Bu lamba gece işimizi görüyor. İçinde ne var ne yok alabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle montumuzu çıkaralım. İçini daha göstereyim size. Bakın. Yani bir 2-3 yaşındaki çocuk çok rahat içine sığabilecek özellikle bir bagajımız var. Bu hepimizin işini görüyor. İnanın bu motoru tercih etmenizdeki en büyük özelliklerden biri de bu bile olabilir. Ardından başka şöyle bakıyoruz. Akü yine aynı yerinde. Akü burada. Suyuna bakmak istiyorsanız suyunun dolumu buradan arkadaşlar. Bu kapaktan dolum yapıyorsunuz ama açmayın siz. Hava yapar. Hava yaparsa contayı yakabilirsiniz. Bizim daha önce başımıza geldi. Bu yüzden motorun su seviyesini şuradan buradan ışıkla ya da motoru sallayarak bakabilirsiniz. Onun dışında ekstra da bir güzellik, başka ekstra bir şey var mı diye bakıyoruz. Yok. Şöyle uzaktan gösteriyorum. Biri Joymax 2018 Cruzium. Bu da 2023 SYM. Aradaki basit farklardan dolayı şey de var mesela. 2022 model Joymax Z'lerde ne vardı? Şöyle göstereyim, jantı gösteriyorum. Bakın bunun jantı siyah. 12 siyah değildi galiba diye hatırlıyorum. Hatta 2018'inkine bakalım. 12 de mesela farklı renk. Görüyorsunuz. Bununki de siyah. Daha yakışıklı olmuş. Onun dışında arkadaşlar başka ekstra bir şeyi yoktur. Ne diyeyim? Farkı, bariz bir farkı yoktur. Cruzium modellerindeki aynalar sabitti. Bu aynalara geçmişler. Bu sabit aynalarda şöyle göstereyim. Bakın. Şunlardan vardı. Bunlar zaten kırıldığı zaman 1000-1500 lira gibi bir rakam ve motorun kendi üzerinde sabit. Ama Joymax Z'lerde, Plus'larda bu direksiyona bağlanmış bir şekilde hareketli olmuş. Yani bu da sizin sağa sola dönüşlerde görüş açınızı daha üstün kılıyor, daha güzel kılıyor. Sormak istediğiniz, yorumlara yazmak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Ben bununla ilgili tabii motorun özellikleriyle ilgili bir şeyler anlattım ama şimdi motorun ekstra bir özel olmayan bir şey daha var, onu da söyleyeceğim. Bu camları. Bir dakika. Telefon çaldı arkadaşlar da. Bu arada bu camlar en yüksek seviyeye getirdiğiniz zaman titriyor. Motor hareket ettiği zaman titriyor. Yani bunu 1.6'a koymanız gerekiyor. 1.6'a koyduğunuz zaman da gözlüksüz, kasksız bir yere gittiğiniz zaman yüzünüze komple rüzgar vurduğu için ne yapıyor arkadaşlar? Bir konforlu sürüş olmuyor. O yüzden bunu en yüksek seviyeye getirdiğiniz zaman şurada bakın şu aralara kapaktan şimdi şuralarda var. Buralara şey koyun. Civataların altına birer tane ne deniyor? Lastik koyun. Bu lastik hem bunu titreşimini alacaktır. Hem sabitleyecektir hem de vidaların kırılmasını engelleyecektir. Bunlara beyaz cam tavsiye ediyorum ben. Gece sürüş için diğerleri sıkıntılı oluyor. Ama film çeken arkadaşlar var. Film çekmek istiyorsanız çekebilirsiniz. Onun dışında SYM mi, Yamaha mı, Honda mı derseniz tabii ki SYM. Yakıt olarak ya da konfor olarak SYM Yamaha'nın ve Honda'nın kat kat üstünde. Konfor olarak zaten uzun yola hiç gittiniz mi bilmiyorum ama giden arkadaşlarla görüşün. Kesinlikle anlatacakları tek şey budur. Benim yurt dışına giden bir abimiz var. Kenan abi. Kenan amca diyoruz da burada size ayıp olmasın diye Kenan abi diyorum. O yurt dışına SYM ile gitti. Diğer arkadaşlar bunun Yamaha ile gitti. Söylediği şey ben onlar sürekli yakıt aldılar. Ben sürekli yakıt almadım. Hatta 1000-2000 kilometre gittikten sonra bazen 300-500 kilometre gittikten sonra biz onlarla motoru değiştik. Çünkü ben çok rahattım. Dinlene dinlene gidiyor gibiydim. Ama onlar sürekli yoruluyorlardı. Bazen 200 kilometrede bir değişiyorduk. Ben onlara SYM'yi veriyordum. En azından onlar da konforlu yolculuk yaptılar. Hatta Türkiye dönüşü, İtalya'dan Türkiye dönüşü de
arkadaşlar ne yaptılar? Yamaha'larını satıp SM aldılar. SM 400'ü kalmışlardı o dönem. Şimdi 508'ler var. SM'yi tavsiye ediyor muyuz? Ediyoruz. Ama dediğim gibi 2020 ile 2023 arasında çok bir fark yok. Fiyat farkı yok. Fiyat farkı biraz var tabii. 145 bin liraya aldım ben bu motoru. 2023 Mayıs'ta, Nisan'da pardon. Şimdi kaç para olacak, ne olacak bilmiyoruz. Arkadaşlar yorum yapmanızı istiyorum. İyi kötü beğenmenizi istiyorum. Kanalımıza abone olmanızı istiyorum. Hoşunuza giderse ne mutlu bize. Hoşunuza gitmezse yine ne mutlu bize. Çünkü ben buradan hiçbir kar payımız, hiçbir şeyimiz yok. SM ile de bir birlikteliğimiz, bir işbirliğimiz yok. Ben tamamen kullanıcı deneyimini sizinle paylaşmak istedim. Ben ne yapıyorsam, yani neyden yararlanıyorum, ne anlatıyorsam onu yaşadığımı anlatıyorum. Başkalar gibi bir şey yapmıyoruz. İyi